Merhaba arkadaşlar. Total War Warhammer 3'te kısa rehber videolarında karşınızdayım. Bugün ise Zinç Kaos Diyarı'nda Zinç bilmecesini yani labirentini nasıl geçeceğinizi anlatacağım. Biliyorsunuz Kaos Diyarlarına yarıklar sayesinde girebiliyoruz. Zinç'in bölgesine girip şimdi bakacağız. Birçok kişi bu bulmacada zorlandığı için bu videoyu çekmek istedim. Bu beyaz noktalar bildiğiniz üzere size ya savaştığınız zaman ordunuzu yenilemeyi ya da buradaki teleport noktalarında gördüğünüz üzere ipucuyla vermenizi sağlıyor. Şimdi ben oyun kodlarında oynama yaptığım için sınırsız hareket edebileceğim. O yüzden bu videoyu hazırlamak için yaptım bunu. Şimdi isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar, buraya gittiğimiz zaman mühürleri ortaya çıkar diyoruz. Görüyorsunuz mühürlerde logolar çıkıyor. Bu demek oluyor ki eğer buraya gidersek, yani şunu kullanırsanız şuraya ışınlama yaptığı anlamına geliyor. Bizim şuradaki mührü aktif etmemiz için başka bir teleportta, yani mühürden, şöyle mühürden bu logoyu bulmamız gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken İki şey var. Görüyorsunuz bulunduğumuz bölgede şu anda iki mühür bulunmakta. Hemen şunları geçip şimdi buradakine gidiyoruz. Gördüğünüz üzere aşağı tarafa hemen bir kat altımıza gönderdi. Buraya tekrar gidip mührü açıyoruz. Görüyorsunuz bir L şekli geldi. Bu da demek oluyor ki göstereceğim biraz sonra. Buraya tekrar gidersek bizi buraya atacak. Yani. Demek ki bu da olması gereken bizim buraya girmemiz. Buraya gidiyoruz. Gidince tekrar buraya geliyor. Gördüğünüz üzere. Yani labirent bu şekilde işliyor. Peki bunu nasıl şimdi halledeceğiz? Bir dakika. Hop. Gördüğünüz üzere buraya girdik. Devam. Buradan buraya devam ettiğimiz zaman gördüğünüz üzere buraya giriyoruz. Bizim bu iki yeri, yani bakın bulmacanın nasıl işlendiğini size anlatmak istiyorum şimdi. Bu bölgeye girdiğimiz zaman bizi buraya atıyor. Bu da demek oluyor ki buradaki logo, yani bunun şu anki buranın logosu, yani işareti belli değil. Yani burayla aynı. Buradaki de gördüğünüz üzere burayla aynı. Anlatabiliyor muyum? Biz şimdi buraya girdiğimiz zaman bizi yukarı bölgeye attı. Gördüğünüz üzere. Yani bir aşağıya daha gönderdi. Tekrar burayı açıyoruz. Bakın. Kendi bölgesini belli ediyor. Yani bize demek istediği şey şu. Bir önceki girdiğimiz port burayı aktif ediyor. Işınlanma seçeneğinden tekrar girdiği zaman aşağı bölgeyi seçiyorsunuz gördüğünüz üzere. Yani bu şuraya atıyor. Bizim buraya varabilmemiz için bizim şuraya ulaşmamız gerekiyor. Buraya da ulaşabilmemizin tek sağanak şeyi, olayı geçiyorum bakın. Buraya atacağım zaman nereye gönderecek bizi? Gördüğünüz üzere yukarı attı bu bölgeye.
Yani şimdi bakın, logolar tekrar aktif oldu. Buraya gidersem buraya ışınlayacak beni. Anlatabildim mi? Şu anda. Şuraya tekrar girdiğim zaman bizi buraya ışınlıyor. Gördüğünüz üzere. Kırmızı bölgeninki de burası, gördüğünüz gibi. Şimdi biz buraya gidiyoruz. Bizim buraya ulaşmamızı sağlayacak işaret aktif edilmeyen tek bir bölge. Burası. Şuraya gidiyoruz. Gördüğünüz üzere. Pardon. Son işaretimizi açıyoruz. Harita tabi biraz karmaşık. Gördünüz. Ve bölgedeyiz. Şimdi bunu tekrar yapacağım. Ki kafanız karışmasın. Çünkü biraz karışık bir bölge. Nasıl işlendiğini tekrar size anlatmak istiyorum. Kısaca. Geldiğim noktalardan geri dönüyorum. Dikkat ederseniz. Bakın. Biz burada başladık. Bu yarıktan başladık. Bütün logoları açtık. Gördüğünüz üzere. Şimdi buraya kısa yoldan nasıl ulaşırım? Tekrardan başlıyoruz. Buradaki yarıktan buraya geçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Buraya. Yukarıdakini seçip hiçbir zaman yani geldiğiniz yeri tekrar seçmiyorsunuz. Burayı seçiyorsunuz. Yakın hemen. Gördüğünüz gibi. Buradan buraya gidiyorsunuz. Yukarı taraf. Pardon. Savaşa tıkladım. Özür dilerim. Buradan buraya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Son. Buradan da son işaretsiz olan buraya gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Kairos Zinç şeyinde Kaos Diyarında bilmece çözümü böyleydi. Beğenip yorum yaparsanız teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.